Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 18-24 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, sizin için keyifli ve hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerlemesini sürdürecek ve hemen haftanın başında diğer şans gezegenimiz Jüpiter'le güzel bir kavuşumu var. Venüs Jüpiter kavuşumu gökyüzünde rastlayacağımız en güzel gezegen açılarından biridir. Sizin şans evinizde meydana gelecek bu kavuşum. Dolayısıyla her konuda biraz daha şanslı ve olumlu etkiler devrede olabilir. Enerjiniz, motivasyonunuz yükselebilir. Daha hevesli ve coşkulu bir şekilde girişimlerde bulunabilirsiniz. Aşk hayatınız, duygusal hayatınız canlanabilir. Fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kendinizi gösterebileceğiniz, yeteneklerinizi ifade edebileceğiniz imkanlar karşınıza çıkabilir. Çocuklarla ilgili, hamilelik, doğumla ilgili konular da çok destekleyici olacak bu dönemde sevgili koçlar. Evet, Merkür, iletişim gezegenimiz Merkür, Başak Burcu'nda ilerliyor. Dolayısıyla günlük işleriniz, çalışma koşullarınız, ev veya ofisteki yaşamınızla ilgili bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu konularda planlamalar yapabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda da destekliyor Merkür'ün pozisyonu. 23 Ağustos'tan itibaren Güneş de Başak Burcu'na geçince artık ayın sonuna doğru sizin için işle ilgili konular daha fazla ön planda olacak sevgili koçlar. Değişik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ve günlük iş planlarınızı hazırlayabilirsiniz. İşle ilgili seyahatler gündemde olabilir. Önümüzdeki hafta başı 25 Ağustos'ta Başak Burcu yeni ay ile beraber yeni girişimler de gündemde olabilir. Evet, hafta boyunca ayın pozisyonlarına baktığımızda 18 Ağustos, 19 Ağustos ay ikizlerde olacak. Dolayısıyla iletişimin yoğun olacağını işaret ediyor. Çok fazla telefon görüşmesi yapabilir, kısa seyahatler, geziler yapabilirsiniz. Yakın çevreniz, aile çevresi, kardeşlerle iletişimler artabilir. 20 Ağustos'ta ay Yengeç Burcu'na geçince daha çok ebeveynler ve evle ilgili konuları öne çıkaracak. 22 Ağustos'tan itibaren ay Aslan'a geçince biraz daha keyifli konulara vakit ayırabilirsiniz. Organizasyonlar, partiler, davetler, toplantılar gündemde olabilir. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular öne çıkabilir hafta sonuna doğru. Bu hafta sonu ay küçülen ay fazında olacak ve 25 Ağustos'ta doğacak yeni ay öncesinde artık daha önceden başlamış bazı girişimleri tamamlayabilirsiniz. Gözden geçirmeler yapabilirsiniz. Devam etmek istemediğiniz konuları kapatabilirsiniz, sonlandırabilirsiniz ve yeni aya hazırlık yapabilirsiniz bu hafta sonu sevgili koçlar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da mutlaka takip edin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.